1 Ağustos 2023 Bursa Arifane İlim Derneği. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefi husr. İllellezine amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakki ve tevasav bis sabr. Sadakallahu azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Evet, bu hafta sohbetimiz Fütuhat-ı Mekkiye 17. cilt 301. sayfadan devam ediyoruz inşallah. Bunlardan birisi de 128. bölümde tecellinin her zaman biriminde varlıklardaki neticeleridir. İlahi tecellinin varlıklarda zamanlara göre değişen hükümleri vardır. Şekil ve suretlerin değişmesi de hallerin değişmesinden kaynaklanır. Hak suretler sebebiyle çoğalır, zaman sayesinde ise başka ortaya çıkar. Evet, hak suretler sebebiyle çoğalmış oluyor. Yani hakikati Muhammediye tek bir hakikatten, bir cevherden bütün bu alemdeki çokluk dediğimiz her şey halk edilmiş oluyor. Halbuki özde kaynakta tek bir hakikatten çıkmış olmaları itibariyle hak suretler sebebiyle çoğalmış oluyor. Birçok gözükmüş oluyor. Aynı zamanda bu da zaman sayesinde de başka ortaya çıkar diyor. Zamanın hükmüyle de başka diye nitelenen şeyler ortaya çıkar. Zamanın isimlerinden birisi de Ed-Dehir'dir ve ilahi gayret Allah'ın Ed-Dehir olduğunu söylemiştir. Bu itibarla sadece kendisine muhtaç olunan vardır ve bunun için de kendi katında bulunsa bile Allah'ın alemin aynı olduğunu söyledik. Allah feleğin suretinde tecelli etmiş. Evet, bakın şimdi burada Allah'ın hak olarak tecelli ediş şekillerini sayıyor, sıralıyor. Allah feleğin suretinde tecelli etmiş, felek dönmüş, güneşin suretinde tecelli etmiş ve güneş aydınlatmıştır. Gecenin suretinde tecelli etmiş, gece kararmış, yukarıda ve aşağıdaki varlıklarda tecelli etmiştir. Ulvi alem, süfli alem. Binaenaleyh Allah ancak kendisinin aynı olana tecelli etmiş, onu kendi varlığından başka bir göz idrak etmemiştir. Allah kendini kendisiyle idrak etmiştir. Madem ki tek bir hakikat, bütün bu çokluğun hakikati tek bir hakikat, o zaman bütün bu çokluk diye nitelediğimiz mazharlardan kendi kendini idrak eden de yine kendisi. Değil mi? Tevhid penceresinden baktığımızda çokluk alemi diye saydığımız her şeyden gören yine bu manada hak. Hak görmüş oluyor. Kendi kendini idrak etmiş oluyor. O mukaddes ve münezzeh olmakla birlikte akıl ve duyu için tecelli etmiştir. O mukaddes ve münezzeh olmakla birlikte derken zata atıf yapıyor. Allah alemlerden münezzehtir. Zat itibariyle münezzehtir. Ama zuhurdaki bütün zuhura gelen her şeyin hakikati hak olması itibariyle de burada tecelli etmiş oluyor. Yaratılmış ise bilgide sabit olmayan bir hükmü ortaya çıkartmıştır. Çünkü akılların delili rivayetle gelen bilginin doğru dediğiyle bazen çelişir. Böyle bir durumda naklin bilgisini kabul etmeyi akıl eleştirirken nakli terk etmeyi ve bir kenara bırakmayı da vahiy kınar. Evet, burada yani aklın nakısiyetini de vurgulamış oluyor İbn Arabi Hazretleri burada. Çünkü akılların delili, akılla delil aradığı zaman, baktığı zaman kişi rivayetle gelen bilginin, yani nakil yoluyla gelen bilginin doğru dediğiyle bazen çelişir. Ne çelişir? Akıl çelişir. Akıl bazen anlayamaz, idrak edemez, kabullenemez. Böyle bir durumda diyor, naklin bilgisini kabul etmeyi akıl eleştirirken nakli terk etmeyi ve bir kenara bırakmayı da vahiy kınar. Çünkü dinimiz bu bağlamda nakil dinidir. Hazreti Ali'nin sözüyle nakil dinidir. Yani peygamberin getirdiği habere inanıyoruz, iman ediyoruz biz. Evet. Bu teklif akıllıya geliyor. İman etmek. Ama iman edişte gayba iman ettiğimiz için burada hani aklı devreye sokup da aklın bütün delilleri görmesi ilk etapta mümkün değil. Önce
gelen nakli bilgiye biz inandık, iman ettik diyoruz. Peygamberin getirdiği habere. Sonra inandığımız şeyleri araştırmaya başlıyoruz, hakikatini. Araştırma ondan sonra başlıyor. İşte inanmak, iman etmekle Müslüman olurken, kişi İslam'a girmiş olurken araştırıp da delilini artık yakin elde etme durumuyla söz konusu olduğunda da ona da Müslümanlığın bir ileri kademesi, ne diyoruz ona? Mümin olmak diyoruz. Önce Müslüman olunur, sonra mümin olunur. Sonra müminliğin üçüncü kademesi de, en kamili de ihsan sahibi mümin olunur. Evet, gözler kendisine şahitlik etmese bile akıl naklin getirdiği öyle bir bilgiyi iman sayesinde kabul edebilir. O halde gayb hakkındaki bilgide kuşkunun ortadan kalkması, eksiklikten ve kalpte bulunan kuşkudan uzaklaşmak ve arınmak demektir. Ey akıllı kişi! Müteşabihe uyma. Yani müteşabih, benzeşen manalar, mecazi manalar. Bunlara müteşabihe uyma. Ona ancak kalbi eğri olan kişi uyar. Onu tevile kalkmamak, kamil ve yetkin akıl sahibinin özelliğidir. Müteşabihin bilgisi ona Rabbinden gelirse, bu bilgi şifa demek iken, o kişi de Mustafa, yani seçilmiş kişidir. Evet, Kur'an-ı Kerim'de de müteşabih ve muhkem ayetler olmak üzere iki grup ayetleri bu şekilde ayrılmış, incelemiş oluyor ilim adamları, alimler. Burada müteşabih olan şeyi de diyor, ona kendin bir mana yüklemeye kalkarsan hataya düşebilirsin. Burada zahirini al, yetkin akıl sahibi kişi diyor, müteşabihin bilgisini eğer ki Rabbinden gelirse, yani Rabbin sana o müteşabih ayetin ilgili bilgisini ilahi keşif yoluyla bildirirse, o zaman tamam, o sana bir şifa olur diyor. Seçilmiş olanlar nasla belirlendiği üzere akıl sahiplerine göre 3 kişidir. Seçilmiş olanlar. Birincisi, hemcinsleri arasında kendine zulmeden. İkincisi, ölçülü olan. İkincisi ölçülü olan ki itimat edilen budur. Böyle bir insan cezalandırılmaktan uzak olduğu kadar içinde bulunduğu anın hakimidir. Üçüncü kişi ise iyiliklere koşanlardır. Ayette şöyle geçer. Onlarda huriler vardır. Başka bir ayette Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız denilir. Rabbimizin nimetlerinden hiçbirini yalanlamayız. Nasıl yalanlarız ki? Onun nimetleri içerisinde halden hale gireriz. Bunu öğren ve ona göre davran. Bunlardan birisi de 129. bölümden ikna ve yararlanmayı sağlayan şeylerin sırrıdır. İkna ortadan kalkmak ve yükselmek demekken fayda onunla gerçekleşir. Kim burada ikna olursa huşu kazanırken ahirette ise ancak huşu sahipleri ikna olur. Onlar her şeyi verenin karşısında zelil olarak huşu duyanlardır. Bununla birlikte gözlerini gizleyerek her şeye hükmeden Allah'a bakarlar. Dünya hayatında onu murakabe etmiş olsalardı, ahirette ondan emin olurlardı. Akıllı insanlar dünya hayatında kani olurlarken, kanaatle çelişen huşu özelliğiyle nitelenirler. Bu nedenle Allah ahiret hayatında onlara izzet verir, onların huşu ve korkuları ahiretteki bu makamları meydana getirir. Kim yükselirse düşer ve buradan karıştırma ortaya çıkar. Düşme bilinmez. Ey insan! Başını yukarıya kaldırıp cennetlere bakmalısın. Rahman Allah, kardeşlerin arasını düzeltir. Siz de birbirinizin arasını düzeltiniz. Allah, şahitlerin gözlerinin önünde gerçekleşecek şahitlik gününde kulların arasını düzeltir. Hayır ve iyilikler zarardan emniyet bulanda meydana gelebilir. Ahiret hayatında ikna bazen izzet sahipleri için meydana gelebileceği gibi en iyi elbiseler giyinen kimseler bazen zalim, kendinden geçen ve hayrete düşen adına da meydana gelebilir. Özellikler sayesinde pişmanlık gününde ve kaçacak bir yerin bulunmadığı vakitte şahıslar ayırt edilir. O makamın korkularından Allah'a sığınmalıyız. O makam ve yer hayalleri bile anlamsız hale getirir. Akıl, nakle iman eden kimseyi akılsız saysa bile, akıl, nakle iman eden kimseyi akılsız saysa bile,
kendisinde bir sefihlik yoktur. Evet, sefihlik, zevk ve eğlenceye düşkünlük yoktur. Fakat insana hakim bir özellik vardır. Bu özellik onun suretine hakim olan heva, yani arzu gücüdür. Sınanma ve imtihan bu nedenle ortaya çıkmışken sefihliğin kaynağı odur. Yani arzu gücüne, hevaya uyması insanın. Aklı sefihlikten bütünüyle tenzih eden kimse seni yanıltmasın. Onun sözünü bir kenara bırak. Böyle biri uyanıp dikkati çekilene kadar akıllı sayılmaz. Bununla beraber akıllı insan bazen vahye hakim olmasını istediği için aklını tam olarak kullanmaktan gafil kalabilir. Arzusu kendisine hakim olan bir insan arzusunu razı ve memnun etmek için çalışır. Akıl ise o esnada evinde hapsedilmiştir. Tabii arzuya meylettiğinde, hevaya meylettiğinde akıl bir nevi hapsedilmiştir. Göz keskinleşip perde kalktığında ve de ihsanlar geldiğinde heva ve arzu sahibi aklını çağırır, nakli bırakır. İzzet sahibi Allah'a yemin olsun ki bu çağırma artık ona fayda vermez. Aklını ona hakim olan arzusuna bırakır. Artık arzunun komutası altına girmiş olur diyor o akıl. Bu durum arzu gücünün ektiğini biçmesi demektir. Bunlardan birisi de 130. bölümden yeşil makamda kırmızı ölümün sırrıdır. Nefislerin kurban edilmesi bedenlerin kurban edilmesinden acıdır. Evet, nefislerin kurban edilmesi bedenlerin kurban edilmesinden acıdır. Tabii insan belki bedenini kurban etmeye daha cesaretli davranabilir de nefsi kurban etmeye o kadar cesaretli davranamaz. Görüşlere karşı çıkmak, düşmanla savaşmaktan çetin, arzulardan uzaklaşmak hastalıkların en ileri derecesidir. Evet, bakın, görüşlere karşı çıkmak. Düşmanla savaşmaktan çetin, arzulardan uzaklaşmak hastalıkların en ileri derecesidir. Nefse muhalefet edebilen kimse kutsiyet mertebesine yerleşir. Nefsini arzusundan ayıran meva cennetine kavuşur. Bununla beraber nefsin arzusundan ancak Rabbinin makamından korkan uzak kalabilir. O kişi günahının neticesinden korkar, vefaya bağlanır, safa ehli içerisinde farklılaşır. Bunun yanı sıra yükümlü olduğu işleri yerine getirir, onu kabul eder, yüz çevirmez. Bu gece vakamda bir hadise gördüm. Gördüğüm hadise beni yaşlandırdı. Gördüğüm rüyayı manzum olarak yazdım. Bu bölüme kaydettim. Uykuda şöyle dedim. Evet, gördüğü rüyayı şiir şeklinde ifade etmiş. Evet, şimdi o şiiri okuyoruz. Korkusuz olmaz şiddette. Hem zulüm hem üzüntü olmalı. Halep'te zalimin hükmünden, yaratıklarından bu hüküm işler. Kalesinden inerek bir yumuşaklık ve merhamet olmaksızın, sanki kendi hükmünde haccac gibi, baskıyla ve zorlamayla hüküm verir. Hükümleriyle yaratıklara zulmeden, Elif'i Elif'ten ayırt eder. Rahman kalbinden çekip almış rahmetini, yetmiş bu. Haccacın suretinde görürüm onu, haccacın ta kendisi o. Tek olan Rahman'a sığın, Rahman'a sığınan mağlup olmaz. Fakat umulur ki Allah kudretini ilhat ehlinden olan inatçıların üzerine salar. Üzerinde kırmızı bir örtü vardı. Bir sarhoş gibi yalpalayarak yürüyordu. Fazileti nedeniyle onun adil olmasını umut ediyordum. Elinde bir asa bulunduğu halde yaya olarak gelmişti. Allah'ın emrine muhalif olup karşı çıkanlara karşı kendisinden yardım istenirdi. Allah bu rüyaya doğru sadık bir tevil nasip etti, onu hakkı söyleyen ve konuşan bir dil yaptı. Biz de Hazreti Peygamber'in emir buyurduğu üzere gördüğümüz rüyanın şerrinden Allah'a sığındık. Onun bildirdiği gibi uykudaki halimizi değiştirdik. Diyor ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hoş olmayan, korkulu bir rüya gördüğünüzde kabus diye nitelenen bu tarz rüyada bulunduğunuz yeri değiştirin. İşte sağa yatıyorsan sola dön, sola yatıyorsan sağa dön. Halini değiştir. Böyle diyor. Biz de uykuda halimizi değiştirdik. Bunlardan birisi de
131. bölümden zorda kalmanın yoksulluk olmasının sırrıdır. Zorda kalmak yaratılmışın bir niteliğidir ve bu durumda üzerindeki sorumluluklar düşer. Tabii yaratılmış zaman zaman zorda kalabilir. Zorda kalmak yaratılmışın niteliğidir. Bu durumda üzerindeki sorumluluklar düşer. Başka bir ifadeyle, onun yükümlülüğü yok, hakları vardır. Kendisine bakılmaz. Bu durumda işleri kudret elinde tutup, gönüllerdeki her şeyi bilen hakka yönelir. Göklerin ve yerin anahtarları onun elinde olduğu gibi, yükseltme ve alçaltma terazisi onun elindedir. Allah bu sayede dilediğine mülkü verir, dilediğinden mülkü çekip alır. Dilediğini izzetli, dilediğini zelil kılar. Hayır ve iyilik onun elindedir. O her şeye güç yetirendir. Bu konuyu ifade eden ayette kötülük Allah'a izafe edilmemiştir. Allah hakim ve habirdir. Ayette mealen şöyle geçer. Onun benzeri bir şey yoktur. Duyan ve görendir. Onun katında söz değişmez ve kendisi hakkında böyle hüküm vermiştir. Zorda kalan muztar, aç ve çıplağı doyuranı tanır. Kastedilen zorda kalmak, muztar, yoksa cebir değildir. Cebirde kalan değil, zorda kalan diyor. Yaratılmış, seçiminde mecbur, zorunluluk halinde muhayyer ve seçim sahibidir. Bu itibarla tereddüt olmasaydı zorlanma ortaya çıkmazdı. Bununla beraber muhtaçlık sahibi üzerinde hükmünü izhar etmemiş olabilir. Her zorda kalmışlığa yoksulluk eşlik etmez. Muhtaçlık bir dayanak talep eder ve kimse aksini söylememiştir. Zorda kalanın hükmü bilgisindeki ezeli hükme göre gerçekleşir. Dolayısıyla adil olduğunda hüküm dayatmış değil, bilhassa töhmet kalktığında olmak üzere bildiğine göre hüküm vermiştir. Bilgi onun sıfatı iken adalet düsturudur. Bilgiyle hüküm vermiş olmak hükümde zorda kalanın durumudur. Varlıkta sadece bilgi vardır fakat geride anlayış kalmıştır. Zalim zulmettiğini bilirse cahil veya gafil sayılmaz. Zalim zulmettiğini bilirse o zaman cahil sayılmaz. O ancak var olana göre hüküm verir, gördüğünü uygular. Geride ilahi hüküm olduğuna inanmak veya inanmamak kalmıştır. Bu sayede yollar ayrışır, mezhepler farklılaşır. Bazıları esaslardaki ilahi hükme bakarken, bazıları aktarılan şeriattaki ilahi hükme bakar. Her biri kendi yolunda deliliyle yürür. İnanç ve sözünü ayrıştırır. Bazıları kendi sözünü söylerken, bazı kimseler yöntemini dile getirir. İnsanlar ise haller arasında gider, gelirler. Evet, burada mezheplerin farklılaşmasının durumunu da bir nevi zikretmiş oluyor. Bunlardan birisi de 132. bölümden efendiliğin kulluk demek olmasıdır. Efendi hizmetkardır. Bu itibarla efendi de kendi kulluğunu yerine getirendir ve bu sayede efendiler birbirinden ayrışır. Kul, irade edilen ve irade sahibinin dile getiren kişidir. Efendi başkasına göre bu adı almaya daha layıktır. Çünkü bütün hayırlar onun elinde olduğu gibi onun hükmü ve maksadı işler. İşin başında ve sonunda emir ona aittir. Kulu hakkında kulu adına hüküm verir. Kulu için hüküm veren odur. Kendisi için hüküm vermiş olsaydı kutsiyetinde kalırdı. Hal böyleyken kulluk karşısında efendilik nerededir? Bir şiirimiz var. Her efendim dediğinde benim sahibin sensin dedi bana. Vallahi kulumun varlığı engel oldu yollarımın üzerinde. Bizi ondan kimse çevirtemez bütün idrak edilenlerde. Ne aynıyım ben onun ne de ortağım fiiline. O öyle bir sahip ki malik olduğunu iddia etmez. Ben hizmetkarım. Kölelerine inayet eden biri dedim ki ey Rabbim tehlike yollarından koru beni. Duydum dedi benim yanımdasın. Korunmuş kimselerdensin. Gıpta edilen bir mutluluk içerisinde idrak ehlinden biri. Hükümdar olma. Çünkü hükümdar köle ve memlük olduğu kadar aynı zamanda onun güneşi de batıcıdır. Salik, mücahede edenlere ve yol ehline katılmış olması itibarıyla sülükuyla aldanır. Sen kimin elini tutarsan, kimin kölesi olursan
sana hizmet ederken onun alnı terler. Kim efendi olursa yorulur ve işleri artar. Allah onu sürekli bir kedere ve daimi bir endişe haline yerleştirmiş demektir. Hükümdar olmak, efendi olmak, öyle ya, yükümlülük, sorumluluk. Çünkü hükümdar hakimdir ve kölesi üzerinde ancak onun haline göre hüküm verir. Binaenaleyh hükümdar güçlü halde zayıf, katı iken yumuşak, zayıflık içinde güçlü olandır. Efendi kölesine ve yönettiklerine hizmet etmeyi terk ederse görevinden düşer ve efendilik mertebesine haksızlık edenlerden olur. Binaenaleyh efendi hem cinslerine hizmet ediyor görünürken sadece kendisine hizmet etmiştir. Evet. Bunlardan birisi de 133. bölümden latifleşmenin salabet ve katılık olmasının sırrıdır. Mizah yaptığında onu az yapıp sıkıntıya yol açma. Mizah yaparken doğruyu söyleyen, hakka uyan kişi kendi kurtuluşu için çalışmış demektir. Hazreti Ali'nin maruz kaldığı durum ancak latifleşmesi ve şaka yapmasından kaynaklanmıştı. Ebu Hureyre topuğuna şakayla bir taş attığında müstahni bir üslupla Hazreti Ali'ye şöyle demiştir. Bu nedenle seni geride bıraktılar da emir yapmadılar. Doğruysa bu rivayet yeterlidir. Yaşlılarla ve hali değişenlerle şaka yapabilirsin. Fakat her durumda doğruyu ve iyiyi söylemelisin. Bilmem ki seninle şaka yapılmasına cevaz çıktı ona göre ya. Hazreti Peygamber'in makamı ve görevi onu yaşlılarla şakalaşmaktan alıkoymamış ve şöyle demiştir. Bir sözü vardı Resulullah Efendimiz'in bir yaşlıyla şakalaştığında. Yaşlılar cennete giremeyecektir. Yani Allah'ın kendisinin üzerindeki ihsanını öğrenmeden cennete giremeyecektir. Allah onu gençlik haline döndürecek, gençlik elbiseleri giydirecektir. Mizah böyle yapılmazsa insana eziyet olurken asil bir insanın başkasına eziyet etmesi uygun değildir. Bu söze bir halle ulaşmak mümkün değildir. Dindeki salabeti ve katılığı olmasaydı mizah yapmazdı. Çünkü mizah gözleri hakikatten perdeliler nezdinde saygınlığı ve vakarı ortadan kaldırır. Hünnat kıssasında Allah'ın fiiline bakınız. Allah o kişiyi ateşten çıkartıp sınadığında adam en sonunda sen alemlerin Rabbi iken benimle alay mı ediyorsun diyerek Rabbini güldürmüştür. Allah zaten onun böyle bir söz söylemesini istemiş. Bu nedenle kendisini helak etmemiş, ona mal ve mülk vermiş, sahip kılmıştır. Bu olgu ve hakikat her yola nüfuz etmiş, her düsturda ve ahlakta ortaya çıkmış, varlığa yayılmış, gören ve görülen üzerinde hüküm vermiştir. Bakın Allah kuluna şaka yapıyor. Allah kuluna şaka yaptığına göre insan da insana bu manada şaka yapar ama dengesinde olması gerektiğini ifade ediyor ki... Latif olması lazım. Resulullah Efendimiz de yapmıştır ama işte ince, çok ince, latif bir şekilde. Nimetlerden birisi olmasaydı onunla nimetlenmek mümkün olmaz. Saygın peygamber böyle bir ahlakla nitelenmez, yaratılmış ve kadimde hükmü ortaya çıkmazdı. Öyle ya, şimdi Allah-u Teala bunu yaptıysa bu da Allah'ın bir ahlakı. Kamil insan Allah'ın ahlakıyla ahlaklanandır, değil mi? O zaman kamil insandan da bu sudur eder, açığa çıkar. Ey insan! Terazide haksızlık yapma. Eksik ölçme. Adil ve dengeli ölç, tartıyı bozma. Makamında dur ve oradan ayrılma. Bunlardan birisi de 134. bölümden gevşemenin bir perde olmasının sırrıdır. Gözde bulunan katı tabaka zayıfladığında zararlar ortaya çıkar. Binaenaleyh gevşemek bir perde olduğu kadar katılıkta aşırıya gitmemen ve uygun bir sertlikte karar kılman lüzum eder. Bakın, gevşemek bir perde olduğu kadar katılıkta aşırıya gitmemen. Yani gevşemek de sıkıntılı diyor. Çok fazla da gevşemeyeceksin. İfrat tefrit. Katılıkta aşırıya gitmemen ve uygun bir sertlikte karar kılman lüzum eder. Mutluluk ve saadet sapmada değil eşitliktedir. Evet, onu dengede tutmaktadır.
İki benzerin birbirinin zıttı olduklarını söyleme. Her makamın bir sözü olduğu gibi her bilginin adamları, her meşrebin bir hali vardır. Bir su tuzludur, bir su içilebilir ve tatlıdır. Sertlik ve gevşeklik rüzgarda da ortaya çıkar. Rüzgarın sert ve şiddetli olması fırtınadır. Bu itibarla fırtına şeklindeki rüzgar verimsizken, zayıf ve hafif rüzgar cömerttir. Bitkilerin döllenmesine, böylelikle meyvelerin oluşmasına sebep olmuş oluyor değil mi rüzgar? Hafif bir rüzgar. Vadileri ihya etmek üzere eser. Evet, neticede memnun edicidir. Ondan bir rahatlık ve gevşeklik ortaya çıkar. Ulaştığı yere musibet ve felaket isabet etmez. Ayarınca olan bir rüzgarda. Bu itibarla dinde yumuşaklık dinin bir gereğidir. Evet, buradan örneklerle geldi. Diyor ki dinde de yumuşaklık dinin bir gereğidir. Dinde de öyle katı, sert olunmaz. Katı sert olursan hamsof olunur. Bu nedenle Allah peygamberini yumuşak insanların arasından seçmekle insanlara lütufta bulunmuş. Bakın Allah peygamberini yumuşak bir insandan belirleyerek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne kadar latif, nazik davranırdı insanlara. Bu insanlara bir lütuf olmuş. Allah'ın rahmetiyle onlara yumuşak davrandım demiş ayette. Onlara böylece ihsan etmiştir. Hazreti Peygamber davranış ve fiillerinde katı ve sert olsaydı insanlar etrafından dağılırlardı. Onlar kendilerine gösterilen yumuşaklığa ve bağışlayıcılığa rağmen vahyi kabul etmezlerken katılık ve sertlikle sadece daha çok yüz çevirirlerdi. Ne çok acı olup dışlan, ne yumuşak olup istismar edil. Yılana benze. İlacından hayır umulurken vereceği zarardan çekinilir. Öyle ya. Şimdi panzehir de yılandan değil mi? Zehir de yılandan. Panzehirinden hayır umuluyor. Ama vereceği zarardan da çekiniliyor. Çünkü o köprücük kemiğine kadar çıkmış olsa da nefesi geri döndüren ilaçlardan biridir diyor. Yılandan elde edilen panzehir. Yani ölmek üzere olan, öyle diyor. Köprücük kemiğine kadar çıkmış olsa da nefesi geri döndüren ilaçlardan biridir. Terak kelimesinden ayete telmihle denilir ki kimdir kurtaran? Ayak ayağa karışır. Bu iyiliğe ve içermiş olduğu zarara bakınız. Onun hayrı kötülüğüyle var olmadığı gibi tadı da acılığıyla gitmez. Her halin bir mekanı, zamanı olmalı, kardeşler bulunmalıdır. Zaman geçmiş, gelecek ve şimdiki zaman diye taksim edilir. Mesela anlayış sahiplerinin nezdinde hüküm itibarıyla sema böyledir. Sesleri dinlemek bir mekana, zamana, imkana ve ihvana ihtiyaç duyar. Bunlar dört unsurdur. Mekan, lütfun kendisinde görüldüğü yer iken imkan ihsan edilebilecek olanlar, ihvan da kendilerinden zarar gelmeyeceğine inanılan kimselerdir. İhvan, kardeşler. Zaman, hükümdarın kendisinde eman bulduğu şeydir. Bu itibarla eman bulduğun vakit senin zamanındır. Başarıya erdiren Allah'tır. Tahkik sahibinin duası budur. Sen sözde tahkik ehli olanın tavsiyesinden uzak dur. Sözde tahkik ehli olanın tavsiyesinden uzak dur. Bunlardan birisi de 135. bölümden hayat sahibinde diriltmenin ve yakınlıkta vefanın sırrıdır. Yağmur nimetin sahibinden gelen rahmetin neşrini ve yayılmasını sağlayan yardımcıdır. Allah'ın rahmetinden ancak yoldan sapıp delalete düşenler umut keser. Diriltilicilik özelliğine sahip olduğu için canlılar sudan hayat bulmuştur. Allah her şeyi sudan canlı kılmışken kendi arşı istivadan önce suyun üzerindeydi. Sonra onun üzerine istiva etmiş, kendisine izafe ederek onu ihata etmiştir. Allah basit veya bileşik her şeyi ihata edendir. Başka bir ifadeyle Allah veciz, basit ve vasati bilgiyle her şeyi ihata edendir. Rahman ismi onun üzerine istiva etmiş, onun hükmü insanları ve cinleri kuşatmıştır. Kilitlerin ardından ve
Perdelerin ardından gizlenen ve zuhur eden O'dur. Allah en yüce mertebede ve en güzel tecelligahta tecelli edendir. Olmasaydı ifadesi, olmasaydı en uygunu ve öncelikli olan ortaya çıkmazdı. Ayette şöyle denilir. Bu azap sana layık. Evet, layıktır sana layık. Başka bir ayette şöyle denilir. İnsan başıboş bırakılacağını mı zanneder? Kim düşünür ve doğruyu bulur ve hidayeti elde etmek üzere dalaleti satarsa düşmanların tahakkümünden bu hayatta kurtulur. Bunlardan birisi de 136. bölümden ölülerden ve dirilerden utananın özelliğidir. Haya eden, öldüren ve hayat vermeyen kişidir. Haya, haya meydana getirir. Çünkü haya, hayat ile haya arasındaki anlam ilişkisiyle hayattakilerin niteliklerindendir. Fakat bu durum haya sahibi için böyledir. Allah haktan dolayı haya etmez. Yani hakkı ifade etmekten dolayı haya etmez. Bu anlamda haya yaratılmışların niteliklerinden değildir. Sadece irade ettiği şeyin gerçekleştiği kimse kullardan haya etmez. Belirli bir durumda kullardan haya etmiş olsa bir isminin isimlendirileni gerektirmesi nedeniyle haya etmiş sayılır. Allah el-Ali olduğu gibi aynı zamanda el-Muhyu'dur, haya edendir. Ölülerde haya en şaşılacak özelliklerden biridir. Haya sayesinde göz uçları kısalır. Harf vasıtasıyla mana gizlenir. Haya, yaratıkların gözleri kendilerine ulaşmasın diye çekik gözleri çadırlarda hapsetmek demektir. El-Gayur ilahi ismi olmasaydı binalar ve köşkler edinmez, teklif olmasaydı iffetlinin üstünlüğü ortaya çıkmazdı. Kuvvet, latife mahsus iken kesif onu nasıl perdeleyebilir ki? Ruhların kuvveti olmasaydı bedenler hareket etmez, bedenlerin hareketleri olmasaydı ruhlar da maksatlarına ulaşamazlardı. Bu itibarla her harekette bir genişlik ve rahatlık bulunur. Tebdili mekanda ferahlık vardır buyurmuş ya atalarımız da işte bunun için. Bunlardan birisi de 137. bölümden refakat ve yumuşaklığın sırrıdır. En uygunu Refiki Ala'ya, en yüce dosta arkadaşlıktır. Ayette şöyle geçer mealen. Ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Allah kuluna karşı yumuşak ve pek şefkatlidir. İnsanlar içinde kalpleri en yumuşak olanlar Yemenlilerdir. Onlar ümmi alimlerin efendileridir. Allah orada Yemen'deki Müslüman kardeşlerimizi de o sıkıntılardan kurtarsın. Bakın yıllardır orada da bir savaş, bir mücadele var. Evet, burada Yemenlilere dair burada da bir ifadede bulundu İbn Arabi Hazretleri. İnsanlar içinde kalpleri en yumuşak olanlar Yemenlilerdir. Onlar ümmi alimlerin efendileridir. Neden böyle dedi? Efendim? Üveys el-Karas. Üveys el-Karani de Yemenli değil miydi? İşte ümmi alimlerin efendileridir. Allah'a giden yolu açıklayan Hazreti Peygamber Refiki tercih etmiştir ki ihsana ve hayra en layık olan odur. Hazreti Peygamber dost ve arkadaş olarak Allah'ı tercih etmiş, bizden ayrılmış, ezeli ve kadime katılmak üzere yürümüş, ardından gelenler de onunla beraber yürümüşlerdir. Hazreti Peygamber bir araya gelmenin ve cemin kaçınılmaz olduğunu bildiği için darlıktan genişliğe çıkmayı arzulamıştır. Bakınız, Yunus Peygamber karanlıklar içinde ona nida etmiş, henüz ölmemiş olduğu halde gitmekten ve kaybolmaktan ürkerek şöyle dua etmişti. Allah'ım senden başka ilah yoktur. Benim bulunduğum her yerde sen varsın. Allah onun bu duasına karşılık vermiş, kendisini gamdan kurtarmış, balık karnından sahile atmış, kendisini sineklerden korumak üzere üzerine iki yaprak bitirmişti. Kabak. Daha önce konumuzda da işlemiştik ya, orada Allah kabak bitirdi. Kabak yaprağı geniş olduğu için sineklerden, haşerattan da korumuş oldu. İşte bu da Allah'ın rikkat ve şefkatinin neticesiydi. Bunlardan birisi de 138. bölümden köle olmayı reddetmekle müstehak olmanın sırrıdır. Hür insan kerem ehli olunca nimetler onu köleleştirir. Himmet sahipleri ancak böyle bir iş için çalışır.
İnsan ihsanın, daha doğrusu iyilik sahibinin kulu ve kölesidir. İlletler ve sebepler bir kişiyi kendine köle ederse yürüyüşünde aksaklık ortaya çıkar. Kulluk acısını tadan insan hürriyetten acı duyar. Bu itibarla hürriyet bir zinet ve süs iken kulluk, kölelik her halükarda sermayedir. Rab, Rab'dır, kul da kuldur. Bununla birlikte sözleşmede ortaktırlar. Zamiri dikkate alarak ne kötü hatiptir deme. Aydınlatan bir kandil olan Hazreti Peygamber ikisini bir araya getirmiş. Biz de kendisine uyup yolundan gittik. Ayette şöyle geçiyor. Kim peygambere itaat ederse hiç kuşkusuz Allah'a itaat etmiştir. İkisini bir araya getiriyor. Varlıkta hakikat itibarıyla Allah'tan başkasının bulunmadığı sabittir. Varlık görürken çoğalsa bile varlık itibariyle mutlak bir birlik vardır. Birin birle çarpılması bir şeyin kendi kendisiyle çarpılması anlamına gelir ve o da kendinden başka bir şeyi meydana getirmez. Onu kendisinden başka biriyle çarparsan varlığında kendisine izafe ettiğin şeyle de artmaz. Bunlardan birisi de 139. bölümden hadisi zikreden hadislerden emin olur bahsidir. Yaratılmışın zikredilmesi kadim değildir. Onun zikri ezelde sabit olsaydı yokluğu imkansız hale gelirdi. Binaenaleyh hadis, yani yaratılmış, hadislerden yoksun kalamaz. Hadise kadim zikir yerleşmiş olsaydı mücessimenin, yani cisimleştiriciler görüşü caiz olurdu. Kadim bir yere yerleşmez ve hadisin yerleştiği bir yer de değildir. Yer olsaydı hadis kendisine yerleşirdi. Bu itibarla kadim kendi niteliğinden başka bir özellikle nitelenemez. Miski ancak onu koklayan bilebileceği gibi mana da ancak kendi harfine eklenir. Kur'an-ı Kerim'in zikri bir emniyettir ve ona iman etmek zorunludur. Başka bir ifadeyle dilde harfleri parça parça gelip kalemlerle bu harfler sıralı bir şekilde yazılsa bile Rahman'ın kelamı olduğuna iman etmek zorunludur. Böylece kelamın yazıldığı levhalar, kalemler hadis iken ilahi kelam hadis olmamıştır. Buna mukabil vehimler anlayış gücünün idrakteki yetersizliği nedeniyle akıllar üzerinde hüküm vermiş, kelamın hadis olduğunu ileri sürmüşlerdir. İlham vasıtasıyla ilahi kelamın kadimliğini öğrenen insan ise hiç kuşkusuz ki allame olur. Bunlardan birisi de 140. bölümden onun mizacı teslim pınarındandır bahsidir. Kadim zikir yaratılmışın sözünü bile aktarsa hakkın zikridir. Buna mukabil yaratılmışın zikri de hak kelamı söylese bile yaratılmış olanın söylediği sözdür. Manayla hareket eden zorluk çekmez. Hak kulun dili olduğunda zikir kadim iken onun kulla mizacı ve karışıma teslimden ortaya çıkar. Hak el-ali ve el-ala iken kula tenezzül etmesi yerindedir. Teslim hakka yakın insanların kendisinden içtikleri pınardır ve içen kişi onunla her surette halden hale girer. İçen kişi en hoş içecekten içmiş ve olur ve misk kokusu buradan mühürlenmiş saf içecekten içerler ayette belirtildiği üzere. Bu durum yaratılmışın kadimin niteliğiyle ortaya çıkmasıdır. Ona dair konuşur ve ondan söz eder ve söyler. Artık dilediğini söyle. Ancak Allah'ın dilediğini dileyebilirsin. İhsan ve lütuf Allah'ın olduğu gibi güç ve kudret de O'nundur. Zorunlu bir iş doğrudan uzaklaşırsa meyleder. Hakkı ancak O'nun güçleri olduğu kimse bilebilir. O'nun güçleri ancak Hakk'ın güçlerinden meydana gelir. Zevk ederek alt ve üst yönlerinin Allah'a nasıl nispet edildiği öğrenilebilir. Bununla birlikte Allah yönlerden olduğu gibi kuşkulara yol açacak her durumdan münezzehtir. Bunlardan birisi de 141. bölümden gözlerin görmesi ve ibret almanın sırrıdır. Duyular olmasaydı kıyas olmaz, göz olmasaydı ibret almak mümkün olmazdı. İbret bir yerden başka bir yere, bir varlıktan başka varlığa, Aziz Allah Celle Celaluhu, bir olgudan başka bir olguya, yokluktan
mutlak yokluk değil, varlığa geçiş ve intikal demektir. İbret ve itibar ilahi kudret karşısında şaşırma ve hayret halidir. Dönen felek sayesinde dehir ve asırlar ortaya çıkarken, güneş vesilesiyle gece ile gündüz kapalı işleri ortaya çıkartır. Nehirlerde ve denizlerde medcezir gerçekleşir. Medcezir aydan mı kaynaklanır yoksa başka bir şeyden mi? Onun durumu nedir? O da diğer varlıklar, işler gibi memur bir kuldur. Med hali gölgeyi uzatırken ve inmesi de yağmur ve fırtınaları yağdırır. Hiç kuşkusuz varlıklar bir sebeple meydana gelirken onun keyfiyeti meçhuldür. Buna mukabil nefisler Allah'ı bilmek talebi üzerinde yaratılmıştır. İlletleri bilmek ona mahsustur. Ebediliğin aslı da ezeldendir. Bunlardan birisi de 142. bölümden fikirlerin başkalarla ilgili olmasının sırrıdır. Birbirine benzeyen şeyler yaratıklar üzerinde tefekkür edenlere yerleşir ve onlara karışıklığa düşürür. Evet. Diyordu ya İbn Arabi Hazretleri, insanların karıştırmasına sebep olan şey benzerlerdir. Bu itibarla aklın hüküm vermesi için delil ile medlul arasında birleştirici bir yön bulunmalıdır. Allah delil vasıtasıyla idrak edilmediğinde onun bilinmesine bir yol yoktur. Halbuki Allah bizi kendisini bilmeye çağırmıştır. Demek ki bizi ancak kendi niteliğine davet etmiştir. Binaenaleyh Allah'ta marifetin konusu olacak bir sıfat bulunmalıdır. Akılda ise Allah hakkında sadece tenzih sıfatı varken vahide tenzih sıfatıyla birlikte teşbih sıfatı bulunur. Teşbihe göre veya birinci için tenzihe göre olursa hak halden hale girmezken ötekine göre her durumda halden hale girer. Ayette şöyle geçer: dilediği her surette seni terkip eder. Buna mukabil inançta da sen onu dilediğin surette terkip edersin. Evet. Sen de inançta onu dilediğin surette terkip edersin. Çünkü herkesin bir itikat yapısı var. Allah inanç suretinde ortaya çıkar, seni kınamaz. Tecelli Allah'a ait iken kadimin sıfatıyla nitelenmek ve süslenmek de sana aittir. O halde başkaların varlığı fikirlerde ortaya çıkarken zikirlerle onların eserleri silinir. Işıkları söner. Böylelikle başkayı kaldırıp işte zikirle o tekliği de görmüş olursun diyor. Bunlardan birisi de 143. bölümden feta, fütüvvet ehli, yani feta, yiğit, delikanlı. Ne zaman diye sormaz bahsidir. Feta cezalandırılmaktan korkar ve vaktin oğlu olur. İbnül Vakt. O mekanla sınırlanmadığı gibi zamanla da sınırlanmaz. Hadi Bismillah dediğinde nereye diye soranla arkadaşlık etme. Feta'nın zamanı şimdiki zamandır. Yok olan bir şeyle kendini sınırlamazken sürekli varlık, başka bir ifadeyle şimdiki zaman ona aittir. Yiğit Ali'dir denilmiştir. Çünkü o vasidir ve velidir. Fütüvvet ehli manevi mekanların başkanlarıdır ve mekanlar onlara aittir. Susturucu delil, otorite ve burhan onlara aittir. Varlığın sütunları onların üzerinde durur. Onlar sır ilminde Huzeyfe kademindedirler. Temyiz ve eleştiri onların işiyken hal ve akit ehli de onlardır. Onların hükmünde bir çelişki olmadığı gibi çelişkilerini uzlaştıracak kimse de bulunmaz. Veciz konuşurlarsa aciz bırakırlar. Tafsilata girerlerse yorarlar. İstinadgah onlar ikin, itimat da onlara edilir. Bunlardan birisi de 144. bölümden feta olduğunu iddia eden kimsenin yaşlanmayacağı bahsidir. Fetada fetih ve fütühat sahibidir. Onda serkeşlik bulunmaz. Arzusunu kendisine itaat ettirmiş ve boyun eğdirmiştir. Bununla beraber azıklanan kimseyle azıkla veya azıksız olarak beraberdir. Feta Kelim, yani Hazreti Musa'dır. Allah'ın onunla konuşmasının mertebesi nerede? Bilgi öğretsin diye Hızır'a tabi olmasının mertebesi nerede? Öyle ya, Allah Hazreti Musa'yla konuşuyordu. Kelimullah. Bu mertebesi nerede diyor? Hızır'a tabi olması nerede? Buradaki insafa ve kendisine tahsis edilen niteliklere bakınız. Hazreti Musa
dinçliğini yitirmemiş ve serkeş olmamıştı. Bu nedenle kendisine Feta demek doğru ve sahih bir isimlendirmeydi. Kelamda yaratıkların dillerini görmemiş olsaydı bir yaratılmışla konuşmaz ve kendisinden bilgi öğrenmek amacıyla ona tabi olmazdı. Yani sözde, kelamda yaratıkların dillerini görmemiş olsaydı nihayetinde bir yaratığın dilinden de hitap eden hak değil mi? Hazreti Musa orada bulunanı biliyordu, yani Hızır Aleyhisselam'da bulunanı biliyordu ve ona aşkla bağlanmış ve şöyle demişti. Senin bildiklerini bana öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Ayetin diliyle sen bana sabredemezsin dedi. Bilmediğin bir şey hakkında nasıl sabırlı olabilirsin ki? Yani sen hakkın benim dilimdeki hitabını zevk etmedin. Ve onu benim varlığımda görmedin ki. Nasıl sabredeceksin diyor. Hakkın, buradan da anlıyoruz ki hakkın farklı farklı yaratıklarının dillerinden hitapları var işte. Bunlardan birisi de 145. bölümden nazari düşüncedeki aldanışı idrak etmek bahsidir. Feraset, riyaset demektir. Feraset sahibi olup da buna göre hüküm veren insan şaşırmaz ve zalim olmaz. Böyle bir insan sahip olduğu nurlarla gizlilikleri ortaya çıkartır, suyu suda tanır, yeryüzünde veya gökteki hiçbir şey kendisine gizli kalmaz. İz süren değildir, ariftir. Engeller ve zorlamaları getirse bile arif ve zorlayıcı değildir. Her şeyde ilki bilir. Böyleyken kapalı her şeyi ortaya çıkartır. Işık onun gözünden parlar, kaybolmaz. Ferasetle bakan insan imanla ve onun hükmüyle bağlıyken ferasetin şartı da imandır. El-Mü'min olan Allah isimlerinden dilediğiyle kendisine haber verirken imdat eder. Bu durumda gecikme veya yanılma olmadan hüküm verir. Hükmü nüfuz eder ve geçerlidir. Dilerse hükmünü uygular, dilerse tutar. Dilerse uygular, dilerse uygulamaz. Olan iş onun hükmüne göre ortaya çıkar. Onun nuru yardıma muhtaç değildir. Yardımında kesinti olmadığı gibi kimsenin basiretine muhtaç değildir. Onun Kur'an'dan suresi, de ki o Allah birdir, samettir, doğurmadı, doğrulmadı, kimse ona denk değildir suresidir. Yani İhlas suresi. İhlas suresinden başka bir suresi yoktur. Bunlardan birisi de 146. bölümden hulk, halk yani ahlaklanma değil, tahakkuk demektir, bahsedir. Güzel ahlak, asalete ve soyluluğa delildir. Tasavvuf ahlak demekken, marifet tahakkuk demektir. Marifet tahakkuk demektir. Bu itibarla, sufi Rabbani iken arif vahdani, alim ilahi, vakıf duran yani bekleyen, talep eden, hakim de nasp edendir. Evet. Sufi Rabbani, arif ise vahdani, alim ise ilahi. Bakın bunlar hep mertebe. Hep aşağıdan yukarıya doğru mertebeleri çıkmış oldu. Yüce ahlak öfkesini tutandır. Dal, rüzgar kendisini hareket ettirince meylederken vüsatini ancak şekilde kaba ekleme yapılırsa dökülür ve dışına taşar. İnsan faydasına olan işi görünceye kadar rahatlamaz. Her kim samimi davranır ve öğüt verirse beyan eder, en üstün makama delil olur. Tarttığında adil ol, görevli olduğunda asil davran. Biz beşeriz, iyi davran bize. Ne dağız, ne demir. Yumuşaklık, tatlılık demekken, başkalarına davranırken insanın güzelliği bu özellikle ortaya çıkar. Kim yaratıklara Rabbine davrandığı gibi davranırsa, kendi kalbinde ve insanların kalbinde kimin bulunduğunu anlamış olur. Burayı tekrar okuyorum, mühim yer. Yumuşaklık, tatlılık demekken, başkalarına davranırken insanın güzelliği bu özellikle ortaya çıkar. Yumuşak davranış. Kim yaratıklara, Allah'ın yaratıklarına muhatap olduğumuz etrafımızdaki yaratıklara, insan olur, hayvan olur, bitki olur, her neyse. Kim yaratıklara Rabbine davrandığı gibi davranırsa
kendi kalbinde ve insanların kalbinde kimin bulunduğunu anlamış olur. Zerreye hitap ediyor. İşte kendi kalbinde de insanların kalbinde de kim bulunuyor? Hak. O zaman diyor Rabbine davrandığın gibi davran herkese. Her şeye. Her zerreyi hak bileceksin. Her zerreyi hak bil. Tabii. Evet, burada noktalıyoruz. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Allahümme afir li veli valideyye ve lil mü'minine vel mü'minati el ahyai minhum el emmat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin el fatihi lima uliqa vel hatimi lima sebega. Nasrul hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratikel mustakim. Ve ala alihi hakka kadrihi ve miktarihil azim. Subhanellezi yarani, subhanellezi mekani, ya'lemu mekani. Subhanellezi yarani. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya Seyyidel evvelin vel ahirin salavatullahi aleyhim ve aleyna ecmain. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.